Sevgili izleyiciler, her ne kadar yarışmanın başında ve onların renklerini yavaş yavaş keşfediyor olsak da daha ilk günden tarzını belki değil ama tavrını net ortaya koyan bir yarışmacımız var. Kendisine yapılan eleştirilere sıklıkla etkiye anında tepki şeklinde karşılık veriyor ve özellikle de kendi doğruları söz konusu olduğunda dimdik duran bir yarışmacımız. İşte bu dik başlı güzelimiz gelecek ve bakalım bizi hangi hayalleri sürükleyecek peşinden. Maria Surina podyumda. Hoş bulduk Öykü Hanım. Belli nereye gittiğin, Oscar. Evet, elimde bir Oscar var. Güzel. 2015'in en iyi senaristi olarak seçildim. Senarist evet. Sensin. Evet. Bahsi geçen senarist sensin. Başroldeki oyuncumuz da burada. Başrol oyuncusu. Evet. O kamera önü, sen kamera arkası, hayırdır? O daha çok yakışıyor bence. Aa. Ben düşünüyorum, yazıyorum, o oynuyor. Ha, ben zeka tarafındayım diyorsun işin. Estağfurullah, o kadar bak. Değil. Peki, senaryo yazdın. Film ne üzerine? Aşk filmi. Ha, çok acıklıymış galiba. Evet, dramatik bir film. Kavuşamayan iki insandan bahsediyorum. Hı-hı. Ama aynı zamanda biraz da fantastik ve bilim kurgu. Bilim kurgu. İçeriyor, evet. Güzel. Hazır mısın? Hazırım. Geçebilirsin şöyle karşısına. Teşekkür ederim. Bol şans. Bir 5 puan daha geliyor. Ay, çok teşekkürler. Çok şık ama hanımefendi. Yani... Hoş geldiniz bu arada. Gerçekten gözümü çok rahatsız etmesi lazım benim düşük puan vermem için. Hmm. Şu an gayet şık, zarif duruyorlar. O pırıltılar da çok iyi olmuş. Şimdi profesyonelleşiyor değil mi her dakika? Tabii. Ayakkabılarınızı görebilir miyim uyumunuz? Hemen alışır, hemen. Ayakkabını stiletto. Hmm. Bu işi öğrendin sen. Hemen, hemen. İzle izle öğrendin. Çok çabuk adapte olurum. Ne güzel. En güzel özelliğim. Harikasınız. Stiletto, clutch. Teşekkürler. Başka? Ivana. Buti. Buti. Bu üçünü bilince zaten. Tülüm. Ve tülüm. Başka nevimiz var? Ha, postiş. Postiş postalarımız var. Postal için. Saçları da çok güzel olmuş. Tebrik ederim. Çok şıksınız. Ivana, biraz bir şey mi güldün? Emel gibi bizim Zeynep'in. Manidar mı? Pek bir manidar güldü. Hatta yapmacık güldü. Allah Allah. Hmm. Allah Allah. Sebastian, sen görüyorsun oradan. Böyle bir oradan. Şey olur. Ben de sabah Hatin'e çağıracağım bu tarafta, bak. Ivana. Maria. 5 puan. Eridim şu anda. Güzelim. Huu gibi yürüyorum buradan. O kadar güzel taşıdın elbise. Elbisenin modelini beğendim. Taşla biraz daha oksit olsaydı daha iyi olurdu. Evet. Ama saç, makyaj, duruşunun her şey mükemmel oldu. Çok teşekkürler. Oscar çok yakıştı bu arada. Sahte, gerçi hiçbir şeyin sahtesi güzel değildi. İnşallah bir gün olur. Olsun. İnşallah. Semay. Dın 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 dın. Jaws. 5 puan Kemal'den. Çok iyi görünüyorsun Maria. Yani ben sana daha önce şu makyajına bir numaralar yap diyordum da sen bana yakışmıyor diyordun. Yanılıyormuşsun bak. Çok evet. Güzel makyajın. Ben de çok şaşırdım. Saçın, makyajın, konseptiniz, ortak konsept. Senden hep bu performansı bekliyorum bak. Hafta arası birazcık daha da seninle atıştık. Kesinlikle. Lütfen her seferinde böyle şık, asil, başarılı. Teşekkürler. Uğurkan. Önce demin söyleyemedim, Burak'cığım hoş geldin. Hoş Burak gördüm. Benim 20-25 senelik çok sevdiğim bir dostumdur. Hele en önemlisi sevgili eşi Cansen'dir. Neden en önemlisi? Benim rahmetli anneciğimin doktoruydu kendisi. Aa.
Evet, hastanede ne zaman annem hastaneye gitse Can sen derdi. Başka hiç kimseyi yanına sokmazdı. En son nefesinde bile gene Can seni istemişti. O benim annemin bir yadigardır. Onun için hayatımda o kadar önemlidirler ki. Ve burada teşekkür ediyorum ve seni seyrederken gözlerim doluyor. Seni gördüğüm zaman hep annem gözümün önüne geliyor. Can sen dediği anlar gözümün önüne geliyor. Hep hayatımda ol, iyi ki varsın, hep mutlu olup. Allah ömür boyu sizi mutlu etsin. Diyorum, sana da bu duygusallığımla vermeyecektim ama 5 veriyorum. 5 puan Uykan'dan. Normalde 4 verecektim. Çünkü şuradaki gümüş müdür nedir onlar böyle gözüme aldı. Bu tip kıyafetlerde ben bunların biraz daha Ivana'nın üstündeki gibi daha okside olmasını, küpenin de daha okside olmasını tercih ederim. Bir de bu kıyafette ben bana göre konuşuyorum tabii ki. Şu saçlarının önden sarkmasını görmek istemezdim. Boy çok uzun ama o kadar güzel taşıdın ki bu uzun boyu. Hiçbir şekilde rahatsız olmadım. Çok güzel de yürüdün. Ay, konuşamıyorum için... şu anda çok duygulandım. Ne oldu? En sert sana karşı bendim. Tabii onun için 5 evet, verdim mutlu diye oldum. Mutlusun. Ama hak ettin ne yapayım? Biraz da duygusallık var ya Can Selim'i falan görünce Burak'ın burada 5'i verdim. Çok teşekkürler. Güle güle kullan kardeşim bu puanları. Teşekkürler. Nurella. İşte asıl beklediğim puan. Çok kötü ben görüyorum. Asıl beklediği puanmış. Evet. Sanki Ivana'nın ablası karşımda. Ama öyle. Benzeşiyorsunuz. Ay. Ay. Aa. Bu İkiden, da... üçten sonra 5 aldım ya sizden. 5 puan. Öpmek istiyorum sizi. Öpebilir miyim? Nur Hanım, öpebilir miyim sizi? Gel öp. Ay çok duygulandım. En çok sizden bekliyordum çünkü. Niye öyle canım? İkiden sonra... Ay çok güzel bu. Oradan göremiyorum. Evet. Ay nasıl nereden ay, geçireceğim? Çok teşekkürler. Ay çok ben de. Evet. Ay bakayım sana. Ay çok da ağlıyor musun? Hayır çok duygulandım ama. Makyaj çok güzel sürmüş bu sefer. Çok o kadar gözlerin o kadar anlamlı ki tam yemin ediyorum Hollywood yıldızı. Hollywood. Teşekkür ederim. Yalnız ne söyleyecektim ay unuttum dur. Bu üzerindeki elbise yani ben bunların aşağı yukarı fiyatlarını biliyorum. Konfeksiyon tarzı, çok ucuz bir elbiseler bunlar. Fakat öyle bir taşımışsın ki sanki böyle hani var ya bizim meşhur yani dünyada meşhur böyle Amerika'da bir modacı vardır. Aynı onun şeyi gibi olmuşsun böyle elbise uzaktan onun elbisesi gibi. Çünkü sen bunu çok iyi taşıdığın için. Çok gurur duydum. Yoksa elbise normal, jarse. Evet. Taşları ki Uğurkan da söyledi ilk geldiğinde. Şey, yani sıradan böyle. Hani mühim bir şey değil. Ama senin üstünde çok ünlü bir marka olmuş. Tebrik ediyorum seni. Teşekkür ederim. Ya. Ya. Teşekkür demek ki size. Taşımak ne kadar önemli. Çok. İyi bir askı ama beceriksiz. Bugün becermiş. Yok, çok çalışmış. Ve Oscar gelmiş. Aldı. Ve Oscar aldı. Aynen öyle. Bütün jürilerimizden 5'er puan alarak seni tam puanla yerine uğurluyorum. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Emel giyer misin bunu? Giymem. Niye? Çocuk elbisesi gibi bir şey bu. Ha ben niye ayaktayım? İnanmıyorum o surat ne? Deli gömleği gibi giy. Benim vicdan kilidimi kırdılar. İçimdeki şeytanı çıkardılar. Çok üzüldük. Ne yapsak? Ben çok mutlu. Aşk yapalım gel. Aşk. Şanlı bitti saygısızca. Batmanın tadına varınca. Ay içimdeki dans sözü bastıramıyorum.
Hele 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 hele. Halay çekeceğim şimdi. Ay ben seni de giyerim be. Ver Allah, onu bana ver Allah. Bak halimden Allah, hiçbir şey istemem senden baş. Sevgili izleyiciler, bu tarz benim jürisi puanlarıyla gecenin hikayesini yazarken bir yanda kızlarımız da havam size edasıyla podyumda performanslarını sergiliyorlar. Ancak lamıcımı yok. Gecenin sonunda hayallerden gerçeğe sert bir geçiş yaşanacak ve gecenin sonunda bir yarışmacı bu yarıştaki hayallerine nokta koyacak. Şimdi podyumda yürüyecek olan yarışmacımız, porselen bebeğimiz, tatlı mı tatlı Lolita'mız Gökçe Markal podyumda. Onda da benim, trenk de benim, gözler üstümde, bu tarz benim. Moda da benim, trenk de benim, gözler üstümde, bu tarz benim. Bu tarz benim.